Biliyorsunuz yaklaşık bir hafta önce Hakkari Belediye'mize bir kayyum atama süreci gerçekleşti. Ve bunun karşılığında da çok ciddi bir haftadır tepkiler, eylemler gerçekleşiyor. Amacımız bu tepkiselliği büyütmek ve kayyumların geri dönmesini sağlamak. Bu doğrultuda da Adıyaman'da biliyorsunuz ilk gün basın açıklamaları ve akabinde de hem il alanımızda ve Bulan Belediye'mizin önünde oturma eylemleri gerçekleşiyor. Ve bu süreçte de biliyoruz ki gelene kadar birçok hukuksuzluğun ortaya çıktığını, işte bu kayyum politikasının neden yapıldığını zaten hepimiz biliyoruz. Ki belediye eş başkanlarımız seçim sürecinde temiz kağıdını alarak, ilgili kurumlara başvuru yaparak aslında bu seçime girebilme yeterliliğini sergiledi. Ve o dönem hiçbir hukuka aykırılık yokken daha sonra belediye başkanlığını kazandığında bu hukuka aykırılık ortaya çıktı. Bunun da bir siyasi karar olduğunu biz biliyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de halkımızın iradesini yok sayan bu kararları tanımayacağımızı her yerde dile getiriyoruz. Ve kayyumları gönderene kadar mücadelemizi de büyüteceğiz. Ve her akşam parti alanımızda oturma eylemimiz de devam ediyor. Mümkün olduğu kadar sizlerden de bu eylemi büyütmenizi istiyoruz. Bize destek olmanızı istiyoruz. Bu akşam da aramızda misafirlerimiz var. Perşembe günü Hakkari'de kayyumlara karşı büyük bir miting yapılacak ve her ilden de katılım sağlanacak. Biz de Adıyaman olarak bunun çalışmasını yapıyoruz ve bugün de tüm üyelerimize mesaj attık. Gelmek isteyen arkadaşlarımız, Mehmet Kösel arkadaşımız ve Ergün Vahran arkadaşımıza isim yazdırırsa biz de ona göre araç ayarlayacağız. Bu miting gerçekten önemli. Orada kitlesel bir kalabalık oluşturmamız gerekiyor ve gücümüzü oradan AKP-MHP ittifakına duyurmamız gerekiyor. Bu hususta da duyarlılık rica ediyoruz. Gelmek isteyen arkadaşlar bize isimlerini bildirirse buradan da araç ayarlayarak Hakkari'ye büyük mitinge katılım sağlayacağız. Bugün aramızda misafirlerimiz var. DBP Parti Meclis Üyesi arkadaşlarımız.